arkadaşlar. Bu dersimizde sizlerle birlikte Parnasizm akımını öğreneceğiz. Öncelikle Parnasizm sözcüğü Türk Edebiyatı'na nasıl geçmiştir ondan bahsedelim. Parnasizmin tam karşılığı arkadaşlar şiirde gerçekçiliktir. Bu kısım çok önemli. Neden? Soru kökünde genellikle romanda ve öyküde görülen edebi akım nedir diye sorduğunda biz realizm cevabını verirken şiirde gerçekçiliği sorduğunda ise Parnasizm cevabını vereceğiz. Aslında realizmle Parnasizmin ortak özelliği var. Çünkü ikisi de gerçekçilikten bahsediyor. Ama aradaki tek fark arkadaşlar, realizm romanda ve öyküde görülen bir edebi akımken Parnasizm ise arkadaşlar şiirde görünen bir edebi akımdır. Yani diyeceğiz ki Parnasizm arkadaşlar realizmin şiire yansımış hali. Tekrar ediyorum. Parnasizm akımı realizmin şiire yansımış halidir. Yani özetliyoruz, şiirde gerçekçilik anlamına gelir. Peki Parnasizm'den önce ne vardı arkadaşlar? Romantik şiirler vardı. Duygudan, aşktan, böcekten, hissiyattan bahseden şiirler vardı. Parnasistler de arkadaşlar romantik şiiri tepki olarak doluyorlar. Tekrar ediyorum, romantik şiire tepki olarak arkadaşlar şiirde gerçekçilik anlamına gelen Parnasizm akımımız doluyor. Peki Parnasizm akımını savunanlar sanatı niçin yapıyor? Tabii ki de şiir gibi güçlü bir türden bahsettiğim için sanatı sanat için yaparlar ibaresi bizim için doğru olacak. Peki sanatı sanat için yapan bir yazar biçime önem verecek mi? Kesinlikle önem verecek. Zaten bu genellemeyi yapabiliriz arkadaşlar. Sanatı sanat için yapanlar genellikle biçime ve üsluba önem verirler diyeceğiz. Peki ben şiirde gerçekçilikten bahsediyordum. Gerçekçilikte en önemli kelimemiz gözlemdi. Aynı realizmde olduğu gibi. O zaman parnasal yazarlar da arkadaşlar gözlemden yararlanacaklar mı? Evet. Dolayısıyla gözlem beraberinde betimleme unsurunu da getirecek ve bizim şairlerimiz arkadaşlar kelimelerle resim yapma sanatını kullanacaklar ve sözcüklerle bize gerçeği anlatmaya çalışacaklar. Bu yüzden burası çok önemlidir. Resim yapar gibi betimlemelerle bizi kendilerine bağlayacaklar. Peki ben Parnasizm akımında hangi konulardan yararlanıyorum? Yine Yunan Latin kültüründen, tarihten, efsanelerden, mitolojiden yararlanacağım arkadaşlar. Peki temsilcilerine bakalım. Zor bir soru olabilir. Francis Post Coupe arkadaşlar bunun dünya edebiyatındaki önemli temsilcisi. Peki Türk edebiyatında temsilcilerimiz yok mu? Evet var. Cenap Şahbettin ve Tevfik Fikret'te arkadaşlar Parnasizm akımından yararlanan ve onu Türk edebiyatında en güzel kullanan yazarlarımız arasında yer alıyorlar.